Medipol Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarını takip eden değerli öğrenciler, kıymetli aileleri, kıymetli veliler. Medipol Üniversitesi Güney Kampüs'te tanıtım ofisinde devam eden video çekimlerimizde, canlı yayınlarımızda yeni bir yayınla daha birlikteyiz. Şu ana kadarki yayınlarda fakülte dekanlarımızla, rektörlerimizle, rektörümüzle, bölüm başkanlarımızla, bundan sonraki yayınlarımızda gene hep Medipol Üniversitesi'nin bölümleri, programları hakkında, yurt, burs imkanları hakkında görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ama o yayınlara bir ara verelim. Şimdi beni de heyecanlandıran güzel, tatlı bir yayınla birlikteyiz. Çünkü geçen senenin LYS'deki şampiyonlarıyla birlikteyim. Geçen sene LYS sınavında birinci olan bir kardeşimiz şu anda yayında bizimle birlikte. İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk. Yayınımıza teşekkür ederim. Hoş geldin İbrahim. Teşekkür ederim. İbrahim şimdi geçen seneki sınavda LYS'de birinci oldun. Evet. Ve Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesini tam burslu bir şekilde kazandın. Geçen seneyi Amerika'da, yani bu geride bıraktığımız bir seneyi Amerika'da değerlendirdiniz. Evet. Bir dil eğitimi için Amerika'ya gittiniz. Orada güzel de deneyimler elde ettiniz. Tabii. Yediğin içtiğin senin olsun. Hani gördüklerini anlat derler ya evet. Bizim toplumda. Hey bende neler birikti? Bize bir anlatabilir misin? Evet. Çok güzel anılarımız birikti öncelikle tabii ki. Sadece dil eğitimi de değildi. Gördüklerimiz, gezdiklerimiz, öğrendiklerimiz. Yani sadece dil eğitiminin çok arasındaydı. Planladıklarımızın, hayal ettiklerimizin çok arasında bir yolculuk oldu. Öncelikle ben Malatyalıyım. 18 yıldır Malatya'da yaşıyordum. Ondan sonra hazırlık sebebiyle Amerika'ya gitmek... O zaman kayısı diyarı Malatya'ya bir selam edelim. Tabii, tabii. Sevgiler, selamlar sunalım evet. Ailene, akrabalarına. Tabii, aileme ve memleketime selamlarımı sunuyorum öncelikle. İşte 18 yıllık Malatya deneyimimin ardından Amerika'ya yolculuğumuz başladı. Daha İstanbul'u bile doğru düzgün görmemişken İstanbul aktarmalı New York seferiyle Amerika'ya ulaştık. 2 ay New York'ta kaldık. Orada dil eğitimimizi aldık. Çok farklı tecrübeler edindik. Böyle bir metropolde yaşamak gerçekten çok inanılmazdı. Tabii orada filmlerde gördüğümüz yerleri gezmek, fotoğraflamak, oralarda anılar biriktirmek, arkadaşlar edinmek çok özeldi. Özellikle öyle orası o kadar bir kültürel çeşitliliğe sahip ki her kültürden insana, her milletten insana ulaşabiliyorsunuz. Böyle bir tecrübe edindiğimiz için de çok mutluyum. Sonra 2 ay New York'ta kaldıktan sonra Boston'a geçtik. Boston'a dil eğitimimize devam ettik. Bu sırada aynı zamanda üniversitemizin anlaşmalı olduğu Harvard ve MIT'den dersler almak, kütüphanelerine katılmak, laboratuvarlara girmek çok özeldi. Tabii bu imkanların yanında Harvard'ın çeşitli doktorlarıyla, profesörleriyle, yardımcı doçentleriyle tanışmak da ayrı bir şerefti. Böyle ortamlarda bulunmak sizi gerçekten çok mutlu ediyor. Biz giderken bu kadar böyle büyük imkanlara ulaşacağımızı düşünmüyorduk ama çok güzeldi. Tabii bu ders konularını bir yana bırakırsak sosyal imkanda da çok değişik tecrübeler elde ettik. Mesela biz arkadaşlarımızla beraber bir arabamız vardı. 3 arkadaş beraber bir arabamız vardı. Bu arabayla canımız her istediğinde Amerika'da biliyorsunuz yani arabalar, ulaşım ücretleri çok düşük. Özellikle öğrenciler için çok müsait gezmek, dolaşmak. Arabalar da büyük motorlu. Şöyle 3000, 4000 motorlu değil mi? Böyle bastırma kaçan giden tabii, arabalar. Tabii. Bir öğretmen bir orada hocamızın bize sağladığı imkan doğrultusunda bir araba elde ettik. Sağ olsun. Buradan ona da selamlarımızı yollayalım. Sonra bu arabayla istediğimiz her yere dolaştık. Niagara Falls'tan, işte New York'a, Washington'a, oradan aşağı taraflara, sahillere, her türlü yere ulaştık. İnanılmazdı gerçekten. Ben yani böyle bir tecrübeyi hayatım boyunca elde edebileceğimi düşünmüyordum. Özellikle böyle küçük Malatya gibi yani Amerika'da gördüğümüz şehirlere göre küçük bir şehirden oralara gitmek gerçekten çok özeldi. Ama tabii bunun yanında oraya gittikten sonra memleketinizin kıymetini daha iyi anlıyorsunuz gerçekten. Orada gördüğünüz yerler tabii ki hani filmlerde, reklamlarda yapılan şeyler. Dolayısıyla gerçekten çok büyük şeyler hayal ediyorsunuz. Tabii yeterince büyük bir yer, çok büyük imkanları var. Ama cidden memleketinizin de orada farkını anlıyorsunuz. Keşke biz de memleketimizi böyle tanıtsak, böyle güzel olsa bizim memleketimizde. Böyle. Çok çok teşekkürler. Çok güzel anlattın. Şimdi Furkan, İbrahim bize bir öğrenci gözüyle, evet. Şimdi LYS sonuçları açıklandı. Çok iyi puanları alanlar oldu, düşük puanları alanlar oldu. Tabii herkes en uygun bölümü, tabii. En uygun hangi üniversitede, hangi şehirde okuyabilirim noktasında bir araştırma süreci içerisindeler. Bir öğrenci gözüyle, geçen yıl bu süreçleri yaşamış bir öğrenci gözüyle, biraz da bir şampiyon gözüyle, tabii. Bu noktada neler söylersin? Öncelikle öğrencilerin tercih yapmadan önce kendilerini çok iyi tanıması lazım. Kendi isteklerini, arzularını çok iyi bilmesi lazım. Çünkü bir insan gerçekten sevgi duyduğu, ilgi duyduğu alanda başarılı oluyor. Hangi alanda olursanız olun, başarılı olursanız aranan insan oluyorsunuz ve
gerçekten ön plana çıkıyorsunuz. Bu yüzden insanın kendini tanıması çok önemli. Öğrencilere birinci tavsiyem bu. Ne istediğinizi iyi bilin arkadaşlar. Mühendislik mi istiyorsunuz, tıp mı istiyorsunuz? Mühendislik istiyorsanız neden mühendislik istiyorsunuz? Mühendis olduktan sonra ne yapacaksınız? Tıp istiyorsanız neden tıp istiyorsunuz? Ne olacaksınız? Mimarlık mı istiyorsunuz, ne olacaksınız? Bunları iyi düşünmeniz lazım. Bunları karar verdikten sonra hangi üniversiteye gitmek istiyorsunuz? Ve hangi üniversiteye gittiğinizde de isimlere, sadece isimlere bakmasınlar. Hani sadece ÖSYM'nin tercih kılavuzuna bakıp bu öğrenci buraya gitmiş, iyidir burası. Sadece öyle demesinler. Herkesin ilgi alanları farklı. Her üniversitenin her öğrenciye tanıdığı imkan farklı. Öncelikle üniversitelerin öğrencilere tanıdığı imkanları yerinde araştırıp öğrensinler. Mümkünse üniversitelere tanıtım günlerinde ziyarete gitsinler ve görsünler. Özellikle hocalarla tanışmaları, geleceklerine dair ta kariyer planlarını daha buradaki masalarda birlikte oluşturmaları çok çok önemli. Tabii. Yani bugün okuyacağı bir bölüm, yanı sıra belki devamında yapacağı işte bütünleşik belki bir yüksek lisans programı, belki işte yatay geçiş imkanları yahut yan dal gibi programlarla ta bugünden belki 10 yıl sonrasını planlamaları şu masalarda belki mümkün olacak. O nedenle herhalde araştırmak çok çok önemli. Benim buraya ilk geldiğim zaman da bir hocamın çok güzel bir sözü vardı. Mesela bir çölde olduğunu düşün demişti. Elinde bir tane kürek var demişti. 1000 tane kuyu kazsan su bulamazsın. Ama demişti o 1000 kuyu kazmak için kullandığın eforu bir kuyuya harcasan, derine insen suyu bulabilirsin demişti. O yüzden şimdiden açacağınız kuyunun yerini bilmeniz lazım. Hangi alanda derinleşeceğinizi şimdiden karar vermeniz lazım. Ve yolunuzdan sapmadan belki yolunuzu değiştirebilirsiniz. Hani ama o doğrultuda ilerlemekten vazgeçmemeniz lazım ve hedefinize ulaşmanız lazım. Çok teşekkürler. İbrahim, son olarak senden ailelerle alakalı aileler nasıl davranmalı? Bu tercih döneminde sen de bu geçen sene bu süreçleri yaşadın. Ailelerin nasıl davranması noktasında neler söylersin? Tabii ki aileler çocuklarına yardımcı olmalılar bu tercih döneminde. Hani ben ailelere demiyorum ki çocuklarınıza hiç karışmayın, tamamen onları başıboş bırakın. Ama ailelerin de şunu yapmamaları lazım. Hani ben doktorum, eşim doktor, çocuğum da doktor olsun. Böyle bir algı olmamalı. Belki çocuk doktor olmak istemiyor. Yani çocuğu kendi kararlarını vermesi için bir özgürlük tanımaları lazım. Çocuklarına şu konuda yardımcı olabilirler. Çocuklarını alıp üniversiteleri gezdirebilirler. Onlara tavsiyelerde bulunabilirler. Hani diyebilirler ki sen bunu seçersen böyle artıları var, böyle eksileri var. Onları sunabilirler. Gerekli bilgili insanlarla görüşebilirler. Ama kesinlikle son kararı öğrenciye bırakmalılar. Çünkü insan mutlu olmadığı, sevmediği yerde başarılı olamaz. Ve başarılı olacağı yerde insan kendi seçmeli. Çok teşekkür ediyorum İbrahim. Teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kıymetli veliler, değerli arkadaşlar, İbrahim Ethem'i burada uğurluyoruz. Birazdan yanımıza bir arkadaşımız daha gelecek. Güldeste bizimle birlikte olacak. İbrahim geçen sene VYS sınavında birinci oldu ve Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesini kazandı. Şimdi birazdan yayınımıza katılacak olan Güldeste de gene geçen seneki sınavı ilk 1000'de hatta 500. galiba sırada kazanmak suretiyle, bitirmek suretiyle Medipol Üniversitesi'nin Uluslararası Tıp Fakültesini o da kazandı. Geçen yılı o da Amerika'da geçirdi ve biraz da ayağının tozuyla aramıza katıldı. Güldeste, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi benzer şeyleri seninle de konuşmak istiyorum. Hı hı. Hakikaten Amerika'da neler yaptınız? Ben hikayenizi çok merakla dinlemek istiyorum. Geçen seneyi nasıl geçirdiniz, neler yaşadınız, neler gördünüz? Şimdi öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Biz geçen sene liseden yeni mezun olmuş, küçük öğrencilerdik. Liseden yeni mezun olmuş bir öğrenci olarak üniversite hayatına geçiş aşamasında Amerika'da aldığım 8 aylık hazırlık eğitimi bana İngilizce adına büyük katkılar sağlaması yanında aslında hayata dair de çok büyük tecrübeler kazandırdı. Orada Amerika'da çok özel günlerde beraber arkadaşlarımızla kutladığımız, birlikte yaptığımız etkinlikler, orada arkadaşlarımızla beraber İngilizce konuşmamız ve her alanda diyaloglar kurmamız bana çok büyük tecrübeler kazandırdı. Bunun yanında dünyanın farklı yerinden yüzlerce insanla tanışmış olmam ve arkadaş olmuş olmam aslında benim için büyük bir deneyimdi. Ben herkesin bu deneyimi yaşaması gerektiğine inanıyorum ve bana bu deneyimi, bu şansı verdiği için Medipol Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Peki sen de orada Harvard'da, MIT'te gözlemci olarak en azından bulundun mu? Amerikalı hekimlerle belki tanışma, orada bu işler nasıl oluyor, dinleme imkanın oldu mu? Şimdi ben 5 ay Tampa
Tampa Üniversitesi'nde eğitim gördüm. 2,5 ayda San Francisco'da Dominik Üniversitesi'nde eğitim gördüm. Orada kaldığımız süre boyunca biz zaten üniversite öğrencileriyle ve orada eğitim gören yabancı öğrencilerle sürekli iletişim halindeydik. Bizim orada büyük deneyimlerimiz oldu bu konuda. Orada tanıştığımız öğretim görevlileriyle de zaten geleceğimiz adına da aslında büyük konuşmalar ve bir şekilde iletişim kurmuş olduk. Onlarla şu an hala ben mailler gönderiyorum. Onlarla mailleşiyorum. En azından gelecek adına bana çok büyük bir ön ayak olacağına inanıyorum benim. Şimdi geçen yıl tam bu zamanlarda bir tercih maratonunun, tercih stresinin tam ortasındaydın. Evet. Şimdi tabii yüksek beklenti oluyor ister istemez. Yani tabii, çok yüksek puanlar almışsın. Çok iyi dereceler elde etmişsin. Önünde onlarca seçenek ve bunların arasında stresli bir tercih süreciyle geçen sene karşı karşıyaydın. Hem kendi hikayenden yola çıkarak hem de bu seneki öğrencilere tavsiyeler noktasında nasıl bir tercih süreci yaşarlarsa en doğru kararı verirler noktasında neler söylersin? Şimdi şöyle başlamak gerekirse, sonuçlar açıklandıktan sonra bütün öğrencilerin kafasında çelişkili bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü bazı öğrenciler hala hangi bölümü yazmaları gerektiğine karar veremiyorlar. Ben bu durumda öğrencilerin öncelikle gelecekte kendilerini nerede görmek istediklerini çok iyi hayal etmelerini ve buna göre kendilerine en iyi yansıtabilecekleri ve en verimli olabilecekleri bölümü tercih etmeleri gerektiğine inanıyorum. Bu süreçte öğrencilere kesinlikle üniversite ortamlarını yerinde ve hocalarla görüşerek birebir tecrübe etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Orada eğitim gören, üniversitede eğitim gören öğrencilerle yaşamak istedikleri tecrübeleri ve üniversiteden ne beklediklerini birebir konuşmalarını, öğretmenlerle kariyer planlaması yapmalarını aslında çok verimli olduğuna inanıyorum. Ve bütün öğrencilere öncelikle hangi bölüme gitmelerini, kendilerini tanıyarak hangi bölüme gitmelerine karar vermelerini ve bundan sonra da üniversite tanıtım günlerini gezmelerini öneriyorum. Çok teşekkürler. Son soru. Bu noktada ailelere düşenler neler? Bir, geçen sene öğrenci olarak bu karar tabii aileyle beraber veriliyor. Evet. Aileler noktasında neler söylersin, ama önce sen de bir ailene sevgilerini, selamlarını istersen ilet şu kameraya bakarak, ondan sonra da lütfen aileler noktasında neler söylersin? Tabii. Şimdi ben Kayseriliyim. Ben buradan aileme çok selam gönderiyorum. Geçen sene beni üniversiteleri gezmemde yardımcı oldukları için ve bu zamana kadar hiçbir şekilde desteklerini esirgemedikleri için ve karar verirken beni bağımsız karar vermeme olanak sağladıkları için çok teşekkür ediyorum ve onlara selam gönderiyorum. Çok teşekkürler. Ne yapmalı sence aileler, nasıl davranırlarsa çocuklarının bu sıkıntılı, bu sancılı süreci en sağlıklı bir şekilde geçirmelerine yol açarlar? Şimdi şöyle benzetme yaparsak aslında üniversite tercihi yapacak öğrenciler uçan bir kuş gibiler. İki kanatları var. Bu kanatların eğer aile bir tarafına çok büyük baskı yaparsa bu kuş uçamaz. Bu yüzden öğrencinin hem birey olarak kendilerine bağımsız karar alabilme şansı sunulması gerektiğini düşünüyorum. Bu süreçte ben ailelere kendi tecrübelerini ve tavsiyelerini anlatmalarını, ama karar verirken öğrencileri bağımsız ve hür iradeleriyle karar vermelerine olanak sağlamaları gerektiğine inanıyorum. Bütün öğrenciler karar verirken kendilerinin ne istediklerini ön plana tutarak karar vermeli ve tercih yapmalı. Biraz şu oluyor değil mi Güldeste? Şimdi aile geçmişte avukat olmak istemiştir. Bir şekilde bir problem yaşamıştır, olamamıştır. Hukuk, doktor olmak istemiştir, bir engel çıkmıştır, olamamıştır. Çocuğunun aslında kendisinin olmasını, kendisinde görmek istediği şeyi çocuğunda belki görmek istiyordur. Yani kendi misyonunu aslında çocuğa belki istemeden de olsa yüklemek, onun omuzlarına yüklemek istiyordur. Herhalde o noktada belki biraz dikkatli olmaları lazım. Yani bu konuda evet, ailelere aslında büyük görev düşüyor. Çünkü gerçekten aileler kendi belki de başaramadıkları veya kendi gelecekte başarmak istedikleri geçmişteki hayallerini çocuklarının üzerinde görmek istiyorlar. Bu noktada belki birazcık çocuklarını zorlayabiliyorlar. Ama ben bunun öğrenci adına çok büyük baskı olduğunu ve yanlış tercihlere sebebiyet verebileceğini düşünüyorum. Bu süreçte ailelerin çocuklarını iyi yönlendirmeleri, üniversite gezilerine imkan vermeleri, her yeri, istedikleri her yeri gezmelerini olanak tanımalarını, ama karar verirken sadece çocuklarının isteklerine odaklanmaları gerektiğine inanıyorum. Buradan da tüm ailelere öğrencilerin bireysel karar vermesine izin vermeleri gerektiğini şahsen söylüyorum.
İnşallah böyle olur. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum Güldeste yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Değerli veliler, Güldeste'den çok güzel tavsiyeler, öneriler aldık. Kıymetli arkadaşlar, hakikaten şampiyon öğrencileri bu yayınımızda ağırlamak bizler için de çok gurur verici oldu. Bir başka yayınımızda gene Medipol'ün diğer şampiyon öğrencileriyle, geçen seneki LYS ikincisi de Medipol Uluslararası Tıbbı tercih etmişti. Onları da, diğer şampiyonlarımızı da farklı yayınlarımızda inşallah sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.